Golbol Kesten herkese merhaba. Ben Burak Çukadar. Bartın'da düzenlenen Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakası değerlendirmeleriyle karşınızdayız. Bugün değerlendirmek için takımlardan değerli sporcuları yayınımıza konuk ediyoruz. Sırayla onları tanıyalım isterseniz. Kahramanmaraş Akçakoyunlu'dan Derya Kartal bizimle birlikte. Hoş geldin Derya. Hoş bulduk. Hoş buldum. Sen kendini istersen dinleyicilerimize bir tanıt öncelikle. Ben Derya Kartal, Kahramanmaraş İdman, Akçakoyunlu İdman Yurdu'nda sporcusuyum. Evet. Üçte oynuyorum. Orta oyuncusun. Orta oyuncuyum. Çok çok güzel. Manisa'dan Gülüz Çakar bizimle birlikte. Gülüz, sen de kendini dinleyicilerimize tanıt istersen. Merhabalar herkese, ben Gülüz Çakar. Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Orta oyuncuyum ben de. Evet. Ve Konya Mevlana'dan Ecem Akgüz bizimle birlikte. Hoş geldin Ecem. Hoş bulduk. Ben Ecem. Sen de kendini tanıt. Evet. Konya Mevlana Görme Engelliler Spor Kulübü'nde orta oyuncuyum ben de. Hepiniz orta oyuncusunuz. Evet. İyi, bir orta oyuncu toplantısı gerçekleştiriyoruz burada. Turnuva nasıldı? Ecem, seninle devam edelim istersen. Turnuva ortamı nasıldı? Neler düşünüyorsun? Beklediğini, aradığını bulabildin mi? Güzeldi aslında ama birinci devreye göre takımlar biraz zayıftı bana göre. Yani kış ortasında olduğu için antrenmansız gelmiş olabilirler. Aynen, evet. Ben de öyle düşünüyorum. İstediğimizi alamadık. Düştük evet, onu maalesef. Derinlemesine değerlendirmeni isteyeceğiz Mevlana'yı. Gülüş, sen neler söylemek istersin turnuva hakkında? Bir aradığını bulabildin mi? Güzel miydi sence? Yani biz yenilenmiş bir takımız biliyorsunuz siz de. Yani ben kendi takımım adına konuşursam eğer, bence biz bu devre özellikle gayet de istediğimizi bulduk. Yani yeni bir takım olmamıza rağmen bütünlüğü bu devre sağlayabildiğimiz için hani benim için gayet de verimli bir turnuvaydı. Kış ortasında olmasına rağmen gayet güzeldi. Ama keşke Bartın'da olmasaydı. bir adım da biter mi? Gerçekten. Ama bence her anlamda güzel bir turnuva geçtiğini düşünüyorum. Evet. Derya, sen ne söylemek istersin? Ön bir görüş olarak. Bence bizim için de turnuva güzeldi. Biz zaten takım olarak genç sporculardan oluşuyoruz. Hepimiz genç olduğumuz için turnuva boyunca bizim güzel geçti. Güzel dereceler elde ettik. İkinci olduk. Evet. Yani Bartın güzel bir yerdi ama soğuktu. Soğuktu. Kış olduğu için turnuva bir tık yani bizim için güzel ve olumlu geçti. Yani kış ortası olduğu için bence nereye gitsek soğuk olacaktı. Yani evet. Bartın'da olabilecek, o tarih için olabilecek bence en iyi havalardan birisi vardı yine de diye düşünüyorum ben de. Ve takımları değerlendirerek başlayalım isterseniz. Yeni Mahalle Belediyesi 16'da 16 galibiyet yaparak şampiyon tamamladı. Yeni Mahalle Belediyesi ile ilgili görüşü Ecem'den alalım isterseniz. Ecem, ne düşünüyorsun Yeni Mahalle ile ilgili, neler söylemek istersin? Zaten beklenen oydu. Çok iyiler. Hak ediyorlar da zaten. Bu kadar. Bu kadar. Zaten hepsi milli sporcu diyorsun. Aynen. En az gol yiyen ve en çok gol atan takım oldular. 180 gol atıp 25 gol kalelerinde gördüler. 48 puan topladılar. İkinci sırada da turnuvayı Kahramanmaraş Akçakoyunlu İdman Yurdu takımı tamamladı. 13 galibiyet aldı. 39 puan topladı. 172 gol atıp 65 gol kalesinde gördü. Derya, senin takımın neler söylemek istersin? Sizin için nasıl bir turnuvaydı? Derinlemesine bir analiz yapmak ister misin takımla alakalı? Bizim için güzel bir turnuvaydı. İlk devrede Denizli takımına mağlup olmuştuk. Ama ikinci devrede 10-4 farkla 13-4 çok 13-4 çok sürpriz bir sonuçtu. Müthiş bir galibiyet aldınız. Evet, çok sürpriz ve yani çok güzel bir maçtı. Anlamlıydı tecrübe bakımından. Yani olmayacak bir şekilde
toplarımız yani blokauta gitti hem karşı takımda hem bizim takımda. Yani çok riskli blokautlar oldu ve Fatma Gül, Ümran ben savunmada iyiydim. Ümran'la Fatma Gül şütör bakımından iyiydi, savunma bakımından. Ben hata yapsam da takım olarak hatalarımızı kapatıp bir şekilde birinci, ikinci olduk. Yani güzeldi ve anlamlıydı. Hepimiz çok çalıştık. Çalışma yani hem çalıştık hem azim ve çalışma zaten başı getiren bir şey. Çalışınca her şey olduğunu gördüm. Bu şekilde. Turnuvada da Deniz'i çok güzel yani Deniz'i takımını 2 yıldan beri yenemiyorduk. Ve evet. Yendik. Ve çok güzel bir skorla yendik. Yani bu bakımdan çok iyi sonuçlar aldık kendi açımdan. Turnuva da benim açımdan çok iyi geçti. Arkadaşlarım açısından da çok iyi geçti. Yani takım olarak kimdik biz bu turnuvada? İlk devre ve ikinci devrede. Evet. Denizli okul takımını 4 golde tuttunuz. Sen de orta oyuncusun. Müthiş bir savunma gösterdin. Yanlış hatırlamıyorsam en az 1 gol penaltıdandı. Kaç gol penaltıdandı şu an net hatırlayamıyorum ama yani akan oyunda 2 ya da 3 gol yediniz diye hatırlıyorum. Müthiş bir savunma yaptınız o maçta. Bir tane Fatma Güldong gol yaptı. Sonra diğer 3 golü aradan gitti toplar. Ben sektirdim. Benim hatamdı biliyorum. Ama iki tane ama dünya şampiyonu sporcu vardı rakipte. Ona rağmen müthiş bir savunma. Dünya şampiyonu sporcular vardı ve bizim takımda bir tane milli sporcu ve Ümran'la ben vardım. İkimiz de çok güzel mücadele ettik maçta. Fatma Gül de kamplarda çalışıyor. Biz de burada çalıştık. Yani burada zaten biliyorsunuz saha çalışma imkanı bir tık az oluyor. Biz sahayı ne kadar kullanabildiysek yani çalışmamızı sürdürmeye devam ettik bir şekilde. Fitness yaptık, özel çalıştık. Yani bir şekilde Denizli'yi güzel yendik yani. Evet. Gerçekten tebrik ediyoruz sizi de. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Üçüncü sırada turnuvayı Denizli Okul takımı tamamladı. 156 gol attı, kalesinde 64 gol gördü. İkili avarajda az önce bahsettiğimiz maçta ikili avarajı Kahramanmaraş Akçakoyun'da kaybederek turnuvayı 3. tamamladılar. Bu takımla ilgili görüşleri de Gürüz'den alalım istersen. Denizli Okul'la ilgili neler söylemek istersin Gürüz? Ya şöyle, Hüseyin Hoca gerçekten harika bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Hani milli takıma sporcu yetiştirmesi açısından olsun sporcuya değer veriyor. Bu hissediliyor yani tribünden izlendiğinde. Şeyda ve Berfin ikisi dünya şampiyonu sporcular. İyilerdi bayağı. İşte Ceren hani çalışıyor ama hani üçünün birlikte antrenman yaptığında hani daha iyi sonuçlar elde edebilirlerdi. Ama hani dediğim gibi gerçekten kamp görmüş sporcu oldukları belliydi. Hem Maraş için hem Denizli için. Zaten Maraş Denizli maçı artık hani yeni mahalleye saymıyoruz. Onlar zaten ligi domine ettikleri için. İzlenmesi gerçekten keyif veren maçlardan bir tanesi. Denk takım ikisi de birbirine. İkisi de çok genç bir takım. Denizli 3., Maraş 2. oldu. Zaten avarajlardan da görebiliyoruz ki gerçekten kıyasıya bir mücadele. Yani ebedi dostluk, ezeli rakip bence artık Maraş ve Denizli için söyleniyor. Ben gayet de keyifli buldum maçlarını. Evet. Turnuvayı 4. sırada Yakutiye takımı tamamladı ve 27 puanla. Ecem senle devam edelim. Yakutiye ile ilgili neler söylemek istersin? Yakutiye oynadılar. Hak ettiler. Aslında kader çok uğraştı. Diğerleri de öyle. Güzel savunma yapıyordu. Zaten hep savunmada kaderi takdir etmişimdir. Güzel yani. Evet. Yine Maraş'ta Kahramanmaraş Gençlik Gücü turnuvayı 5. sırada tamamladı. Ve 21 puanla. Yine Maraş takımı olduğu için yine Derya'ya söz verelim isterseniz. Derya neler söylemek istersin Gençlik Gücü ile alakalı? Gençlik Gücü ile alakalı. Gençlik Gücü bizim ikinci takımımız. Yani
Onlarla beraber toplu olarak çalıştık biz zaten antrenmanlarımızda. Onlar da çok iyi performans gösterdi. Dördüncü olabilirlerdi. Kısmet diyelim ama gelecek yıl dördüncü olacaklarını düşünüyorum. Oradaki sporcu arkadaşlarım da çok iyi. Bizim gibi. Evet. Hepimiz Orada da bir şekilde aslında çalışınca bir ligde şekilde genel oluyor. olarak genç oyuncu ağırlıklı takımlar var gibi dikkatimi çekiyor benim. Bugün yayınımıza sizleri aldık. Sizler de çok genç sporcularsınız. Mesela erkekler birinci ligine baktığımız zaman bu kadar çok genç sporcu yok diye düşünüyorum. Gülüz, ne düşünüyorsun bu konuda? Kesinlikle öyle. Hani diyorduk ya okul işte yatılı okullar eskisi kadar aktif değil. Yatılı okullar olmadığı için sporcu yetiştirmek de zor oluyor diye bir düşünce vardı. Ama ben yani kızlar için bunun geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ve gerçekten artık hani dışarıdan bakıldığında çok böyle izlenmesi zevk veren bir maç trafiği oluyor. Ve kızlarımızın hepsi çok genç. Altyapı gümbür gümbür geliyor. Kesinlikle çok iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Yani bu bizim şampiyonluklarımız falan bir 10 yıl rahat devam eder yani. Evet. Belki dünyada yeni mahalle yetişir dünya çapında. Evet, Ecem sen bir şey diyordun. Tamam. Yok, ben bir şey Bu genç oyuncu furyası ile alakalı sen neler söylemek istersin Ecem? Yani oldukça mesela siz de çok genç sporcularsınız. Diğer takımlara baktığımız zaman yine 23 yaş altı çok fazla sporcu görüyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben de güzel aynı fikirdeyim. Çok iyi altyapı geliyor kızlardan. Ve çok yetenekler maşallah hepsi. Maşallah. Yani dediği gibi Güliz'in de hatta birkaç olimpiyatta da şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. İnşallah şampiyon oluruz. İnşallah sizleri de o kadar da görmek nasip olur diyorum ve turnuvayı 6. sırada tamamlayan Manisa'ya geçmek istiyorum. 6 galibiyetle 18 puan topladılar. Gülüz, senin takımın neler söylemek istersin? Derinlemesine takımınla alakalı bir analiz yapmak ister misin? Şimdi şöyle, ben böyle takıma 12 yılım falan verdim. İlk başladığımızda Zeynep ablayla beraber oynuyorduk. O zamanlar takımın en küçüğü bendim. Şu an en büyükleri olarak ihtiyar tayfasına terfi etmiş bulunmaktayım. Çok fazla takımımız değişti ama hep kalan ben olmuşum. Eda son anda gelemedi ilk turnuvaya. Gelemeyince sağ olsun Gültekin Hocam Maraş'tan bize sporcu buldu. Maraş'tan transfer ettik bir tane. Hatice'ye teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten lige bile gidemeyecek. Üçüncümüz yoktu çünkü. Nurcan ben Eda diye düşünmüştük ilk başta. Ama hani bazı olumsuzluklar olunca üç kişi devam edemedik. Defans açısından aslında Eda ile ben bayağı iyiydik. Hani birbirimizi tanıdığımız için artık uzun zamandan beri oynuyoruz. Zeynep abla varken zaten hani hiç söylemek istemiyorum. Bayağı hani iyiydik. Defans açısından biz hep şuttan kaybettik bugüne kadar. Son turnuvaya işte tam bir takım olamamıştık ilk turnuvada. Çünkü sonuçta hiçbir birbirimizi tanımıyoruz. İki galibiyet aldık. Hani gerçekten vermeyeceğimiz maçları bile vermiştik. Yani gerçekten bir takım ortamı yoktu zaten. Son turnuvaya antrenman bile yapmadan gittik. Ben Eskişehir'den direkt yani gittim Bartın'a. Gayet de verimli geçti. Hani gerçekten takım olduğumuzda antrenman evet %60'ını etkiliyor performansın ama takım olmadıktan sonra o %60 performans hiçbir işe yaramıyor. Biz daha iyi takım olduk. 4 galibiyet aldık. Maraş maçı Kırpa'ya karşı 6-4 güzel bir maç çıkardık onlarla da. Hani dışarıdan izleyen bir insan evet hani seyri yüksek diyebileceği bir 4 maçımız oldu. Diğer maçlar zaten antrenman da yapmadığımız için çoktan sallamadık. Ama hani dediğim gibi bu turnuva benim için daha iyiydi. Defans açısından olsun, işte şut açısından. Orta oyuncuyum hem şuta gidiyorum hem defans yapıyorum. Aynı şekilde arkadaşlarım da benimle birlikte. Birbirimizin eksiklerini daha iyi kapattık. Ve ligi 6. bitirdik. Yani gerçekten arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Antrenmansız olmalarına rağmen takım olabildiğimiz için iyi sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu kadar. Evet, tebrik ediyoruz sizi de. 7. sırada da Ankara Anadolu Ligi tamamladı ve 12 puanı var. Son düzlükte yaptıkları çıkışla aslında Konya Mevlana'yı geride bırakarak
ligde kalmayı başardılar. Elif son anda özür dilerim ben. Galiba zaten oyuncu bulamayanlar hemen Maraş'tan bir oyuncu aramaya başlıyorlar gibi bir dedim durum ya, var galiba. Dedim ya altyapı diye. Maraş altyapının başyapılarından bir tanesi. Derya neler söylemek istersin? Yani Ankara Anadolu ligde kaldı. Bu takımla ilgili görüşlerini alalım senin de. Ankara Anadolu. Elif Yemişen yoktu ilk iki maçlarında galiba, öyle hatırlıyorum. Son maçlara doğru geldi. Bir tık Elif Yemişen maçları kazandırdı Anadolu'ya. Hani Elif olunca kazandılar ve ligde kaldılar. Yani iyi bir performans gösterdi. Şut bakımından da iyiydi, defans bakımından da iyiydi. Ortada oynadı çoğu maçlarla. Ben o şekilde gördüm, izledim maçlarında. Evet, görüşlerin için. Bu şekilde. Evet, teşekkür ederim görüşlerin için. Turnuvayı 8. sırada Mevlana Görmengeler Spor Kulübü tamamladı. 9 puanla 8. sırada tamamladı. Ecem Akyüz'ün takımı. Ecem, galiba sizin oyuncunuz gelmedi. Siz Maraş'tan oyuncu bulamadınız galiba. Biz Maraş'tan bulamadık ya maalesef. Takımını bir analiz et istersen, derinlemesine dinleyelim senden. Biz birincilere iyi oynamıştık. Ligde kalıyorduk aslında. Bir oyuncumuz gelmediği için kaybettik o maçlarda. Bu devre sadece bir maç alabildik. Zaten getirdiğimiz sporcu da bilmiyordu gol golü. Sadece yatırdık bir numaraya. Gelen girdi. Tabii ki de ben kapatabildiğim kadarını kapatmaya çalışsam da maalesef. Evet. Ligden düşmekten kurtulamadınız. Artık size de ikinci ligde seni artık 2023 bu yıl için başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Son sırada da Nilüfer Belediyesi tek galibiyeti var. 3 puanla tamamladı. Gülüş, neler söylemek istersin? Pek ikinci devre evde yok gibilerdi galiba. Hiç galibiyet alamadılar. Gülüş duymadı galiba. Derya, sen istersen Nilüfer Belediyesi ile ilgili görüşlerini alalım. İlk devre kaç maç aldıklarını bilmiyorum ama ikinci devrede galiba tekrar sorun alabilir miyim? Muhtemelen internet biraz. Yurtta. Tamam. Derya da konuşuyordu. Nilüfer Belediyesi'ni sordum. Tek galibiyette kaldılar. İkinci devre zannediyorum hiç galibiyet alamadılar. Ligden düştüler. Onunla ilgili görüşlerinizi alıyordum. Evet, kesinti yaşandı. Nilüfer Belediyesi düştü. Geldim. Nihayetinde Nilüfer Belediyesi düştü. Ve ligden düşen takımlar Konya Mevlana ve Bursa Nilüfer Belediyesi. Şampiyon olan takım Yeni Mahalle Belediyesi. İkinci sırada Kahramanmaraş Akçakoyunlu. Üçüncü Denizli Okul oldu. Ligle alakalı bir görüşlerinizi alalım isterseniz. Olumlu, olumsuz eleştirinizi alalım. Neler düşünüyorsunuz? Ecem, senle başlayalım. Olumlu olumsuz görüşlerini alalım. Ne olsa daha iyi olurdu, neler güzeldi. Hakemler bence daha nasıl söyleyeyim bunu, tecrübeli olabilirler veya eğitim olabilir maçlardan, liglerden önce. Benim başıma şey geldi, Erzurum maçındayım. Birinci devre bitti, maskelerimizi takıyoruz. Hakemin birisi geldi, dedi ki neden uğraşıyorsun, bırak artık maçı. Dedi. Dedim ne demek istiyorsunuz? Şoka uğramıştım böyle bir şey duyunca. Evet. Hakemin böyle bir şey demeye hakkı yok. Yani. Her oyuncu için yani maça asılmak biraz nedir onu? Özellikle böyle tecrübeli ya da belli bir seviyeye gelmiş oyuncular için mağlubiyet almak üzücüdür. Evet. Ezici mağlubiyet almak daha üzücüdür yani. Sonuna kadar tabii mücadele etmek ister oyuncu. Yaptığı spor etiğine ters bir şeydi. Evet. Onun dışında sahayla alakalı veya ipler, kale vesaire neler düşünüyorsun? Her şey olumlu muydu? İpler bana göre bu yıl, yani bu devrede biraz ince geldi. Tabii bana gelmiş olabilir bu. Kaleler biraz böyle sertleştirilebilir, yani sağlamlaştırılabilir. Yaslandığın zaman çok arkaya gidiyordu. Yani her an gol olabilirdi. Evet. Gülüş, sen neler söylemek istersin?
Şöyle dediği gibi Ece'nin de hakemler biraz problemliydi bence. Çok değil aslında ama hani turnuva öncesinde bir eğitime tabi olabilirlerdi. Biz de şey yaşamıştık, moladayken top alınmaz. Topumuzu almışlardı. Yani sonuçta molayı biz alıyoruz ve taktik vermesi gerekiyor hocanın. Onu da Israrla yapmışlardı. hocayla inatlaştılar yani. En basit hani buydu. Ya gerçekten hani eğitim almaları şart bence turnuva öncesinde. Ama yeni hepsi yani belliydi. O yüzden Evet. çok da bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gol bir sonuçta. Yani hani daha yeni yeni işte kızlarımız şampiyon ola ola hani dünyada derece yapa yapa tanınan bir spor. İnsanların ilgi alakası ona göre artıyor ve hani hakemler de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Yenilenmiş bir kadro var hakemlerde de. Yani o yüzden çok da bir şey söyleyemiyorum. Çünkü hani yeniler. Ne kadar yorum yapsan da oraya gelmiş olmaları da aslında bence güzel bir şey. Ama dediğim gibi hani profesyonel bir spor yapıyoruz ve birincilik seviyesinde bir turnuva. Ama dediğim gibi yeni olmaları, daha öncesinden bir eğitim almamaları gerektiğini düşündürtmeni almaları gerekiyordu. Turnuva kaleler kötüydü de yani çizgiler çok daha kötüydü. Yani gerçekten çizgi var mıydı yok muydu yani gerçekten hani o kadar inceydi ki yerini bulmada olsun işte hani sadece defans yapan bir orta oyuncuysan hani genelde yerindeyse ben sadece çok fazla işte defans yapıyorsan problem yok ama sağa sola çok fazla gidiyorsan yani biraz problem yaratabilecek Biraz seviyede bir büyük sıkıntıydı. çizgiydi. Bayağı büyük sıkıntıydı bence. Çünkü hani bazı yerlerde şöyle olmuş. Hani çizgiler var mı yok mu? Hani iki tane çizgi varmış gibi yan yana böyle. Değişikti yani. Çizgi açısından biraz problemliydi bence. Sahada şöyle. Defansif bir oyuncuysa problem yok ama şut atan sporcu için biraz tehlike arz edebilir. Çünkü kayıyordu saha. Öyle ama bence güzeldi. Genel Evet. olarak baktığımda tabii ki hatalar illaki olacak ama yüzeysel olarak baktığında bence güzeldi yani sahada, turnuvada. Hakemlerle Derya idare eder. Derya, senin de görüşlerini alalım istersen. Arkadaşlarım dediği gibi hakemler bir tık tecrübesiz de ama onlar da gol yeni tanındığı için milli takımda olimpiyat şampiyonu Dünya şampiyonu arkadaşlarımız yeni oldu ve arkadaşlarımız dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu oldukları sürece sporumuz tanınmaya başladı. GES1 ekibi olarak da size yani daha çok yayılmasına yardımcı oluyorsunuz. Bu şekilde daha çok yayılınca tam olarak yani herkes şu an bir tık bilinç içinde yani şu an ben üniversiteye gidiyorum. Üniversitede arkadaşlarım falan soruyor yani anlatıyorum. Ben de bu şekilde anlatınca onlar da nasıl bir şey olduğunu merak ediyor. Gidip izliyorlar. Sonra tartışıyoruz. Ekip yani gol kendini şu an tanıtma aşamasında ve bayağı bir şekilde şampiyon olarak tanıtıyoruz ve bu süreç inşallah sürekli devam edecek şampiyonluklarla. Sağ bakımından gelirsek konuya saha konusunda sahada kaleler bayağı yani kaleler orduya göre iyiydi ama arkasına sabitleyici konulabilirdi. Yaslandığınız zaman arkaya falan gidebiliyordu. Bu bakımdan kötüydü. Ama çizgiler daha kötüydü. Çizgilerde yerini bulma olasılığın bir tık zordu yani. İki çizgi yan yana geliyormuş gibi bir hissiyat oluyordu. O çizgi, küçük çizgiler hiç hissedilmiyordu. İpler çok inceydi. Bundan dolayı bazı maçlarda yerimi falan zor bulun yani zor değil ama bir tık bulamadık turnuva boyunca. Bu şekilde zorlanmıştık. Evet, Ama genel olarak düzeltilebilir bu saha şeyi. Savunma bakımından saha iyiydi ama atış bakımından da iyiydi. Yüksek gidiyordu ama şutörcüler bakımından long ball yapılma olasılığı çok yüksekti sahada. evet. Bunları söylüyorum. Yani Galiba bu kadar. eklediğim evet. Galiba bütün oyuncular bir çizgi anlamında bir problem yaşamış yani. Demek ki standartlarla alakalı bir problem olabilir. Yani bence daha dikkat etmeleri lazım. Hata da yapılabilir ama düzeltilebilir dediğin gibi. Hani birinci günden sonra en azından
düzeltilebilirdi böyle bir durum varsa. Hakem konusuna gelince de biz de aynı problemleri yaşıyoruz. Hakem yanlış görebilir. Long ball'ı, high ball'ı kaçırabilir. Yanlış karar verebilir ama düdüğü yanlış çalmasın. En azından çizgiye baksın, oyuncuya bakmasın. Yani doğru yerde dursun, doğru yere baksın. Ondan sonra yanlış karar verirse o olabilir yani. O da insandır. Biz Yani nasıl hata yapıyorsak o da hata yapabilir aynen yani. hata yapabilirler. Bizim Deniz'in maçımızda bir tane topla ben sektirmiştim. Ümran tam çizgide yakalamıştı. Bizim sol tarafımızda kalan hakem elini kaldırmadı ama sağ taraftaki hakem elini kaldırdığı için gol olarak sayılmadı ama hakemin tecrübesizliğinden de tam gol değildi o top. Evet, Maçı çizgiyi tam geçmesi sonradan gerekiyor. izleyince görmüştüm çizgiyi tam geçmesini. Ama bunun için de şey yapabilirler, hakemler için kurs düzenleyebilirler. Turnuva öncesi bir etkinlik tarzında bir şeyler yapabilir yani federasyon. Bu şekilde Evet. ilerleyebilir. Aslında milli İstersen takım... Ay özür dilerim. yok din evet siz dinliyor. Evet. Aslında milli takım kamplarına davet edilebilirler. Oradaki maçlar daha kıyasıya ve gerçek maçlara çok çok daha yakın olduğu için orada hakemleri daha fazla gözlemleyebilirler diye düşünüyorum. Evet, Ben de aynı sporcular şekilde için de iyi olur. düşünüyorum. Aynen öyle. Yani sporcular için de iyi olur. En azından turnuvadan bir gün önce de getirilebilir. Hani Yani. en azından tekrar ettirebilir kurallar. Çünkü Yani. insanlar unutabilir. Aylarca gitmiyorlar. Sonra aylar sonra bir turnuvaya gidebiliyorlar. Yani teorikte evet iyi olabilirler ama pratiğe dökülmedikten sonra o teoriyi ben ne yapayım yani sen onu mu İşte. düşüneceksin? Şimdi ben ne yapmam gerekiyordu burada diye. Yani bu şeye Teorik benziyor. sınavı Sınava yapıyor. öncesini ne kadar ezberle ezberle sınavdan sonra unutmana benziyor. Yani pratiğe dökülmedikten sonra ben ne yapayım o bilgiyi? Evet. İsterseniz ligin enlerine geçelim. Gol kraliçeliğiyle başlayalım. Sevda Altunoluk gol kraliçesi oldu Yeni Mahalle Belediyesi'nden. 94 golle gol kraliçesi oldu. Diğer listeyi de devam ederek okuyayım. Berfin Altan ikinci, Ümre Reyhan üçüncü, Hazal Çelik dördüncü, Fatma Gülgüler beşinci sırada aralığında tamamladılar turnuvayı. Yine bizim seçtiğimiz enlerde turnuvanın oyuncusu Sevda Altınoluk olarak belirledik. En iyi üçü belirlerken de yine ilk üçte Fatma Gülgüler, Reyhan Yılmaz ve Sevda Altınoluk olarak ilk üçü belirledik. Turnuvanın en değerli oyuncusu Sevda Altınoluk dedik. Turnuvanın çıkış yapan genç oyuncusu olarak da Kahramanmaraş Akçakoyunlu'dan Ümran Reyhan'ı belirledik. Zannediyorum unuttuğum bir şey yok. Bu enlerle alakalı da görüşlerinizi alalım isterseniz. Gülis senle başlayalım. Şöyle zaten Sevda abla, Reyhan, Fatma Gül onlara bir şey diyemiyorum. Zaten milli takımın da en iyileri. Bence gayet de yerinde. Ama hani Ümran için gerçekten çok büyük bir çıkış yakaladığını düşünüyorum. Ve gerçekten de hani milli takımda da yerinin olacağını düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Zaten milli bir sporcu kendisi ama hani çok daha fazla yer alabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten şutları çok tehlikeli. Geliştirildiği takdirde şu anda tehlikeli ama daha çok hani küçük yaşı ilerleyen zamanlarda çok çok daha fazla görev alacağını düşünüyorum milli takımda. Böyle ama hani oraya şey de eklenebilirdi. Hani böyle turnuvanın enlerini seçiyoruz ama hani bir yaş kategorisi belirlenip de hani enler seçilebilirdi. Hani 20 yaş altı kapsamında. Evet, Çünkü bak bu çok gençlerin de güzel bir öneri. yüreklendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Defans açısından olsun, şutör açısından olsun. Ben mesela Gizem'in de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sanırım gençlik gücündeydi. Maraş'ın iki takım olunca karışıyor bazen. Gizem mesela 17 yaşında ve gayet de defans açısından da güzel şeyler yapıyor ve şutör açısından da bayağı iyi. Hem şutörünü hem de defansını tutuyor takımın. Evet. Ya Bence bu bu değerlendirme hem 20 yaş hem 20 yaş üstü olarak değerlendirilme yapılması gerekir. Önerim bence çok kıymetli. Çünkü en iyi çıkış yapan genç oyuncuyu seçerken kararsızlık da yaşadık. Yani ligde bahsettiğimiz üzere çok fazla genç oyuncu var ve başarılı olan çok genç oyuncu var. Derya kardeşimiz de bunlardan bir tanesi. Dediğim gibi Gizem kardeşimiz de böyle 20 yaş altı bir seçimde yapabilir. Bu önerini inşallah dikkate alacağız değerlendirirken bundan sonraki süreçte. Ecem sen'le devam edelim. Enler konusunda neler düşünüyorsun? Zaten Sevda abla belli. Reyhan'ın mükemmel savunması.
Fatma Gül çok genç olmasına rağmen çok iyi maşallah. Ümran da kendini geliştirebileceğini düşünüyorum ben de. Derya, senin görüşlerini alalım. Sevda abla çok iyi. Güçtör bakımından zaten olimpiyatta da derece yani şampiyon oldu. Gol kraliçesi oldu. Dünya şampiyonasında da. Yani Sevda abla zaten birinci sırada. Reyhan abla savunma bakımından iyi. Yani çok iyi. Fatma Gül hem genç hem de şutları çok iyi. Nazar değmesin. İleride çok iyi yerlere gelecek. Yaşı da çok genç. Hem takım arkadaşım Ümran da o şekilde en genç, gençlerin en iyisi olarak. Ümran da çok iyi. Kendini çok iyi bir şekilde ilerletti. Zaten genç milli takımında yer alıyor. Ama A milli takımında da yer alabilir bu süreçte. Bizim Gültekin Karasu hocamız da çok iyi. Hepimizle ilgileniyor. Onun sayesinde biz bu yerlere geldik. Daha iyisini hem hocamız hem de bizim kendi çabalarımızla sürecimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, Derya'yı dinleyince yani bir sevgi yumağı var orada. Hissediyorum yani, Derya onu hissettiriyor. Sevginin olduğu yerde de başarı da geliyor. Evet, Umarım hem sevgi hem başarı hem azim. Toplu aynen. hepsi bir olunca başarı da gelir. Yani hepsi bir Evet. olduğu için başarı da geliyor bir süre. Evet. Bir de sizlerin kendi bireysel performansınızı değerlendirmenizi ve hani bu yıl için, önümüzdeki yıllar için neler hedeflediğinizi, kendinize kimler örnek aldığınızı, bunlarla alakalı görüşlerinizi biraz almak istiyorum. Gülis, senle başlayalım. Neler düşünüyorsun bu konuda, ne hissediyorsun, ne hedefliyorsun? Yani ben takımım için zaten Gorbel'e geliyorum. Ben judocuyum aslında. Gorbel'le spora başladığım için Ahmet Durgun sporcusuyum. Hani küçüklüğümü hani buralardaysam her Ahmet Durgun'a ve Salih Rençber'e borçluyum. Başta Ahmet Hoca çünkü o yetiştirdi. O spora başlamama vesile oldu. Ben hani takımım için geliyorum turnuvalara. Bu turnuva için düşünürsek eğer yani bu turnuva defansımın çok iyi olduğunu düşünüyorum eski oranla. Çünkü hem antrenmansızdım ve hani hem de işte ne bileyim dediğim gibi tek kaldım takımda şey olarak. Hani arkadaşlarım kötü olduğu için söylemiyorum ama hani takım bozulmuştu. Bu turnuva benim için daha verimli geçti. Şutur açısından da kendime, şutluk açısından baktığım zaman kendim de yine iyiydim. Çünkü hani çok hızlı bir şutum yok ama aralara tehlikeli toplar atabiliyordum. Ben Çok iyi kendim Ahmet. için kendim açısından bilmiyorum yüksek bir seviyem yok ama öyle stabil işte. Yaşım da işte 23 falan olunca şey diyorum artık ya ne olduğu kadar olmadığı kadar elimden geleni yaptıktan sonrası gerisi Allah kerim. Bu moddayım. Ama seviyorum gol böyle. Bu kadar. Yani 23 çok geç bir yaş değil. Ben şurada 2-3 yıldır oynuyorum. Yani geliştiriyorum. Keyif aldıkça, hani hedefin İlla ki en büyük milli takımda ilk üç oynayacağım diye olması gerekmiyor. Bazen hani bir adım daha ileride, işte ilk dörtte bitireceğim, ilk üçte bitireceğim ligi diye de hedef konulabilir yani. Hedefleri bitmez. Ecem, Tabii ki öyle. sen de görüşlerini alalım. Ben bu yıla kadar hep kenar oyuncusuydum. Bu yıl ortada oynamaya başladım. Hem defansımı hem de şutumu bu yıl daha geliştirdiğimi düşünüyorum. Yani ikisini yapabiliyormuşum. Bunun farkına vardım bu yıl. Evet. Yani takım için oynuyorum zaten. Yani takımı bir adım daha nasıl ileri götürebilirim? Olarak. Evet. Derya, sen neler düşünüyorsun? Gelecekte ne olacak? Ne hedefliyorsun? Ben neler düşünüyorum? Gültekin hocam sayesinde, takım arkadaşlarım sayesinde bu yıl ikinci olduk. Ve hepimiz hani çok iyiydik. Ben defans bakımından defans olarak örnek aldım Reyhan abla. Çok iyi. Onu örnek alarak ilerliyorum. İleride milli takım istiyorum yani A kadrosunda olmayı çabalıyorum, çalışıyorum bu şekilde. İnşallah olacağını düşünüyorum.
İnşallah. Yani bu çabalarımla orta oyuncu olarak da yani orta oyuncu hem yani takımın merkezi yani takımı yönlendiren kişi yönlendiren kişi olduğu için yani sürekli maça çıkarak yani tecrübe edinerek bir şey elde ediliyor her sporcu olarak yani sağ sol da olsa tecrübe edinmemiz gerekiyor. Tecrübe edinerek milli takım kadrosuna çağrılıyoruz. İnşallah yani turnuva benim için olumlu geçti. Güzeldi. Yeni Mahalle maçında da iyiydik. Yani Evet. full yani takım olarak iyiydik. Hocamız Evet. ve kendi çabalarımız sayesinde. Evet, tebrik ediyoruz sizi tekrardan. Genel olarak Bartın'ı değerlendirdik. Görüşlerinizi aldık. Kanalımıza destek vermenizi de istiyoruz. Çünkü Golbol'un tanıtımı, üzerine düşünülmesi, fikir üretilmesi anlamında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Son olarak böyle eklemek istediğiniz bir şey varsa sözlerinizi alabilirim. Güliz, seninle başlayalım. Ben çok büyük bir ekip olduğunuzu düşünüyorum ve gerçekten buralara zor şartlar altında geldiniz. Emrullah'ı falan, Murat'ı görüyorum. İşte elde bir tablet. Kanka ne Evet. yapıyorsun? Video çekmeye çalışıyor. Gerçekten hani yıllar sonra bu videoları izlediğimizde vay be biz hani buralardan gelmişiz diyeceğimizi düşünüyorum. Elimden geldiği kadar çıkmaya çalışacağım. Diğer turnuvanın değerlendirmesinde de ben vardım. Emre arıyor kanka gelir misin? Tabii ki gelirim. Finalleri falan bıraktım yine geldim sizin için. Çünkü hani sizinle birlikte bir şeyler yapmayı seviyorum. Ve hani büyüdüğümüzü görmek ve büyürken hani benim de bir katkımın olması bana ayrı bir mutluluk veriyor. Kanal için önerilerim. Yani aslında çok güzel bir kanal içeriğiniz var. Biraz daha böyle hani saha içerisine dönebilirsiniz. Hani oyun açısından değil de hani sporcu kariyeri açısından baktığınızda mesela hani bir Reyhan Yılmaz işte bir Sevda Altınoluk bunların hayatıyla alakalı ya da ne bileyim bir örnek alınabilecek sporcuların hayatıyla alakalı da videolar çekebilirsiniz. Ama Goybölünüzün içeriği judoyu da alırsanız çok sevinirim. Hiç Evet. görmediğim judo ile alakalı bir şey. Bu kadar. Benim söyleyebileceğim başka bir şey yok. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Hepinizi seviyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşallah yani içerikleri bol bol hazırlamaya çalışıyoruz. Özellikle kadın gol bölümünde ya da judoda bir çekimserlik olabiliyor. İnsanlar tam olarak hani Gespr'i yeni yeni tanıyorlar, bilemeyebiliyorlar. Bu anlamda bu çekimserlik kırıldıkça insanların içi rahat edip hani burada güzel bir şey oluyor demeye başladığı noktada çok daha güzel şeyler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ecem, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Golbolu her tarafa yani duyurmaya çalışıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Daha da büyüyeceğinize de inanıyorum. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Derya, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yemek isterim. Beni kanala, beni buraya çağırdığınız için teşekkür ederim. Golbolu yayıyorsunuz. Bence çok hızlı bir şekilde yayılıyor artık. Ben bu konuda eminim. Yani daha ilerisi gelebilir. Sporcuların özel değil. Sporcuların yani Güliz ablanın söylediği şekilde Sevda Altınoluk, Reyhan Yılmaz, Fatma Gülgüler yani sporcularımızın geçmişinden bugüne kadar nasıl bir derece elde ettikleri bir şekilde video çekebilirsiniz. Bu şekilde kanalı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten maçları izlerken de çok aktif, çok kişi katılıyor. Yani bu şekilde devam ederse daha büyük kanal olabilir Evet. diye düşünüyorum. Zaten genç sporcular da yetişiyor. Bu işlerde ben de varım. Evet. Genç olarak. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Bartın'da düzenlenen kadınlar birincilik ikinci devre müsabakalarının değerlendirmeleriyle Gespr ekranlarında gol bölgesi yayınında
dinleyicilerimizin karşısına çıktık. Konuklarıma değerli görüşleri için ve katılımları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biz şu anda kamera önünde sayılırız. Sesimizi duyuyorsunuz. Ses kaydımızı almakta, bu videoları montajlayıp hazırlamakta emek veren Murat Yılmaz ve Emin Atalay arkadaşlarımız var. Ve daha birçok kişi arka planda çalışıyor. Onlara da emekleri için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Gölbe Mekan'ın eserlerini bekliyorum.